Siz Yılmaz Güney ile film çekmeye devam ediyorsunuz. Çifte tabancalı kanadaya. O kadar ilginç ki o filmde bir sahne var. Herkes bir şapkanın peşinde. Evet. Nedir o şapka? Şimdi şapkada sevgilisinin resmi varmış. Bu herhalde cebinde eskir buruşur diye şapkasının içine koymuş. Yani bir oyun. Şimdi bunun şapkasında millet mucize bir şey var diye çeteler bunun peşine düşerler. Bu da gırgır bir adam zaten. Şapkanın en sonunda içinde bir resim olduğu anlaşıldığında zaten her şey bitmişti. Bir sürü insan döver, vurulanlar, vuranlar, yani böyle bir macera filmiydi zaten. Hoş bir macera filmiydi. Esprileri vardı. O da büyük kişiler yaptı. Aa, çok büyük çok kişiler büyük. Yaptı. Yılmaz Güney bir olaydı sinemada. Siz de aynı şekilde olaylı fantastik sinemaya da getirdiniz. Şimdi Yılmaz Güney tuğlayı doğru koydu. Seni çok seviyorum Elif. Hayatımda kimseyi senin kadar sevmedim ben. Beni affet. Allah'a ısmarladık sevgi. Şimdi Yılmaz Güney'e bir gün benim sette çalışırken bir arkadaş getirdiler. Adam üniversite mezunu. Adam gelmiş Yılmaz'a demiş ki ya ben demiş buraya oyuncu olmak için geldim. Beni kavgacı yaptılar demiş. Yılmaz adama şöyle bir bakmış. Oğlum tuğlayı nasıl koyarsan duvar öyle çıkar demiş. Evet, çok güzel bir söz. Çok güzel, evet. Yazarlığı da olduğu bunu, için Yılmaz tabii bunu hep başladı. Söylemek isterdim sizin programınıza nasip oldu. Hem sizin ağzınızdan hem Yılmaz Güney için böyle güzel bir anekdotun hatırlatılması bizim için büyük bir onur.